Sevgili Tekno Apple izleyicileri, bugün sizlerle iVault inceleyeceğiz, Free Video inceleyeceğiz. Yani hemen kısa bir bilgi vermek gerekirse uygulama hakkında, uygulamanın 4 ay öncesine kadar, yani daha doğrusu yani bilmiyorum ne kadar uzun süredir yayında, yani gerçekten sıklıkla kullandığım bir uygulamaydı. Fakat 2 ay öncesine kadar yayından kaldırıldı. Hani Free Video diye arattığınızda iVault'un uygulaması çıkardı. Yayından kaldırdı dediğim gibi, hani bir ay öncesine kadar da tekrar yeni versiyonuyla yayına geçti. Hemen hangi uygulama olduğuna geçelim. 1.99'luk bir fiyatı var. Şuradan iVault diye yarattığım zaman bakın burada çıkıyor. Link Store falan kullanmadım, gerçekten para verdim. Hiç şey yapmayın şimdi. Hemen bunu indiriyoruz. Bakın iki tane uygulama var. Bir tanesi hani benzetme yapmışlar. DaVinci'nin uygulamanın geliştiricisi. Hemen uygulamaya dönmek gerekirse FreeView'yi açalım. Evet. Uygulama bu şekilde karşımıza çıkıyor Google sayfasıyla. Ne yapıyoruz? Hemen bir tane gidiyor. Bakın şöyle kısaca destek söylemek gerekirse. YouTube desteklemiyor. YouTube'u hani dediğim gibi 4 ay önceki bir versiyonunda destekleme vardı. Yani destekliyordu. YouTube'dan video indirme şansınız vardı. Fakat yayın haklarından dolayı uygulama yayından kaldırıldı dediğim gibi. Bir ay öncesine kadar da YouTube'dan video indirilmez şekilde yayına tekrar geçti. Hemen biz izle seneye girelim. Mesela bir tane video indirme deneyelim. Yani mesela uygulamanın çok güzel özellikleri var. Birazdan anlatacağım ama ilk önce bir videomuzu indirelim. İzle seneye. Konuşurken yazmak zor oluyor tabi. Bulamıyorum. Komik diyelim. Dailymotion'dan indirme şansınız var. Mesela bir tanesini gibi. Hemen video açılırken play tuşuna basıyoruz. Videoyu hafızaya kaydet diyor. Bastık buna. Dursun. Bakın burada indirme işaretimiz çıktı. Ona basıyoruz. İndirme başladı şu an. Bakın 8 MB'lik bir dosyaymış. MP4 formatında. Uygulamanın hızı internet hızınıza göre değişir. Gayet hızlı indiriyor. O sırada oynarken biz onunla ilgili video, yani daha doğrusu programla ilgili özelliklerden bahsedelim. Ayarlar sekmesine girelim buradan. Şifre kilidi, onu birazdan geçeceğim. Ana sayfayı belirleyebiliyorsunuz. Masaüstü modu var. Bu arada iOS 8 Beta 4'te de, iOS 8 Beta 4'te de masaüstü modu geldi. Çok güzel bir haber bu. Oynatıcı kaldığı yerden başlat, hani çıktığınız zaman, daha doğrusu indirdiğiniz videoları programı kapatıp açtınız, son kaldığınız yerden devam eder. Sonraki video bittiği zaman sonraki video otomatik olarak geçer. Otomatik kilidi devre dışı bırak. Yani video inerken iPad'inizin otomatik kilidini devre dışı bırakıyor. Burada hakkında bunları yapacak bir şey yok. Video iniyor mu? Evet, çok az kaldı. Hemen videoyla ilgili de birkaç bilgi bırakmak istiyorum. Burada bir tane kısa bir video baktım ama buradan video diye aradım Google'da. Gayet güzel bir tarayıcısı var. İzlesemeye girelim ya. Buradan kısa bir videoya bakalım. 18 saniye. Sensörlüğünün reklamı mesela. İndirme tuşu çıktı. Bastık. İniyor. 1 MB'lik bir dosya. Yani şu an çiftlikteyim. Sıradaki videoyu izlerken yani görüntü ve ses arası. Çiftlikteyim. O yüzden internetim ayrı ayrı yavaş. Mobil veri kullanıyorum. Çekmiyor doğru düzgün burada. Evet, indi. Hemen şimdi tarayıcıyla ilgili işimizi bitirelim. Hemen video sekmesine girelim. Bakın indirdiğimiz iki video burada. Yani bunlar çay çay kaydettiği için siz bir daha internet olmaksızın bunları izleyebileceksiniz. Bitti tuşuna basalım. Bakın iki tane videomuz var. Çok güzel bir özellikten bahsedeceğim şimdi sizlere. Video arama özelliğiniz var burada. Videolara isim verebiliyorsunuz. Bakın şu şekilde. Buna basıyoruz. Hemen basalım. Pardon, bu değil. Buna basalım. Allah Allah. Basılı tutuyoruz. Yeniden adlandır. Formatını değiştirmeyin. Mesela Tekno Apple. Yazdık. Bunu da basılı tutuyoruz. Yeniden adlandır. Bunu da formatını silmeyelim. Apple 2 yapalım. Tamam.
Arama yapalım. Tekno. Apple. Evet, çıktı gördüğünüz gibi. Hemen şimdi mükemmel özelliğimize geçelim. Bakın buraya böyle bu şekilde kaydırdığınız zaman hemen bir şifre kilidi çıkıyor. Şifre kilidi. Mesela ne yapalım? Şifremizi Tekno Apple yapalım. Tekrar giriyorsunuz ama için. Bitti. Bakın şimdi gizli bölgemize geçtik. Biz bunları nasıl yapıyoruz? Nasıl gizli bölgemize video atıyoruz? Hemen ona geçelim. Buna basıyoruz. Hangi videoya taşıyacağız? Tekno Apple 2'yi taşıyalım mesela. Taşı kısmına basıyoruz buradan. Yansıyor ışık. Doğal ışığımız yok. O yüzden gizliye basıyoruz. Bakın gizli bölge gitti. Onu normal kimse şifrenizi bilmeden video izleyebilir. Neden acaba? Bunu da sorgulamak istiyorum. Kaydırdık. Mesela sıfırdan açalım uygulamamızı. Free videoya giriyoruz. Videolar sekmesinde gizlediğimiz video yok. Kala girdik. Şifrenizi girin diyor. Tekno Apple yaptık. Bitti dedik. Gizli bölgemize geçti. Ve burada gizlediğimiz videoları izleyebiliyoruz. Evet, gerçekten de gerçekten mükemmel bir uygulama. Hani eksi yanı ne var? Şöyle söyleyeyim. Film rulolarımıza indirdiğiniz videoları kaydedemiyorsunuz. Bir önceki versiyonu da kaydedebiliyordunuz. Bir önceki versiyonu sahip olanlar, daha doğrusu mesela şöyle bakalım bir hemen sizler için. Ve birazdan çok güzel bir haberle geliyorum. Sakın kaçırmayın. Acayip de yağmur yağıyor burada. Eyeball diyelim. Versiyon kısmına geçelim. Ah be. Yokmuş. Eski versiyonu. Ama şuradan bir bakalım. Predict. De yok. Neyse. Kapatalım bu olayı. Hemen güzel bir olayımıza geçelim. Evet. Dedemler oraya girdi. Evet, geçelim. Ben hemen konudan uzaklaştım. Düzeltiyorum hemen. Çok güzel bir haberim var sizlere. Uygulama bu videoyu izlediğiniz zaman hemen şuradan alt tarafa şuradan bir yerden yorumunuzu yapın. Yorumunuzu yaptıktan sonra şöyle bir güzellik yapıyoruz. Yorum kısmına e-mailinizi yazın. İsminizi yazın. Soyadınıza gerek yok. Hani nickname de olabilir. Fark etmez. E-mailinizi yazın. Ya da bana direkt mesaj olarak gönderebilirsiniz. Altında şurada açıklama kısmındaki maile mailinizi gönderebilirsiniz. Ama yorum yapmayı sakın unutmayın. Videoyu izleyin. Ne yapıyoruz? App Store'dan istediğiniz herhangi bir bakın şu an fiyatı belirliyorum. 4.29 ya da isterseniz hani siz belirlersiniz 8.49'luk bir uygulamayı tarafınıza hediye edeceğim. Çekilişimiz var. Çekilişi videosunda ayrıyetten çekim yapacağım. Bakın nasıl yapıyoruz. Hediye gönderemezsin diyenlere gelsin. Hediye gönder kısmımız var burada. İstediğiniz bir hani Apple kimliğiniz mailini söyleyin bana. Kime? Bakın burada. Pardon şöyle diyeyim. Mesela diyelim. İstediğiniz uygulamayı da söylersiniz bana. Mesela diyelim 4.29. Bastık buna. Bakın burada benim kısmım var. Buna basıyorum. Hediye kısmı var. Bakın hemen çıktı burada. Ben sizin mailinizi giriyorum. Apple kimliği mailinize. Kimden? Benden geliyor Tekno Apple'dan. Mesaj olarak da şey yazmıyorum. Hediye olsun. Evet. Mükemmel bir uygulama. Mükemmel bir hediyemiz var. 8 uygulamaların fiyatı. 8.49'luk ya da 4.29'luk bir uygulamayı hangisini istersen. Hani 8.49'luk çok uygulama olmadığı için söylüyorum. Herhangi bir uygulamayı ben size ücretsiz olarak göndereceğim. Aranızdan sadece 4 kişiye. 4 kişilik
uygulamayı. Yani toplam bana ne kadar gelir en fazla? Hani 35 lira falan gelir. Fark etmez. Videoyu izleyin. 4 kişilik bir kontenjanımız var. Bu arada Modern Combat çıkmış. Hemen indireceğim. Görmedim. Çıkmış. Hemen size anda göndereceğim hediyeyi. Çekilişimiz 28'inde. Bayramın ilk günü. Evet, bu arada bayramınıza kadar video çekmezsem olmayabilir. Bayramınız mübarek olsun diyorum. Ramazan Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Hemen Tekne Apple'la sonlandırmak istiyorum. Hepiniz hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. Bye bye.